Ekrumeliti ekranlarından Sefa Güneş'le Memleket Sefası programından merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Biga'dayız. Çanakkale'nin en büyük ilçelerinden biri olan Biga'da 15 Temmuz şehitlerin anma etkinliklerine gidiyoruz. Şimdi programımız başlıyor. İş ve güzellik sende, bütün gözler üstünde. İş ve güzellik sende, bütün gözler üstünde. Gecemde gündüzümde hep sen varsın Bigalı, hep sen varsın Bigalı. Gecemde gündüzümde hep sen varsın Bigalı, hep sen varsın Bigalı. Bigalı, Bigalı, senden gönlüm yaralı, sana kalbim sevdalı. Bigalı, Bigalı, sana gönlüm sevdalı, sensin başım belası. Bigalı, Bigalı, sana gönlüm yaralı, sana kalbim sevdalı. Gülistan'da gülümsün, neşeli bülbülümsün. Gülistan'da gülümsün, neşeli bülbülümsün. Esmerlerin içinde benim kara gülümsün, benim kara gülümsün. Şu biganın içinde benim kara gülümsün, benim kara gülümsün. Bigalı, Bigalı, sana gönlüm sevdalı, sana kalbim sevdalı. Ah Bigalı, Bigalı, sana gönlüm yaralı, sana kalbim sevdalı. Ah Bigalı, Bigalı, sana gönlüm yaralı, sana kalbim sevdalı. Ah Bigalı, Bigalı, sana gönlüm yaralı, sana kalbim sevdalı. Bigalı, Bigalı, sana gönlüm sevdalı, sana kalbim sevdalı. Efendim bugün Biga'dayız. Biga Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri programın kapsamında bizler de Memleket Sefası programı olarak buradayız. Burası Hükümet Konağı Meydanı. Halk yavaş yavaş toplanmaya başladı. Ekranlarda 15 Temmuz'la ilgili videolar ve görüntüler paylaşılıyor. Halk toplanmaya başladıktan sonra burada anma etkinlikleri başlayacak. Bugün saat 20'de başlayacak olan etkinlik saat 24'e kadar sürecek. Bizler de bu görüntülerle sizler olacağız. Ben başkanla röportaj yaparken. Dolayısıyla da Türk halkı bu terör eylemlerine ilgili olarak karşı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yanımızda. Başkanım hayırlı olsun öncelikle. CHP Belediyesi'ydi daha önce. Şimdi AK Parti Belediyesi'nden kazandınız. Bölge olarak da çok güzel bir bölge. Öncelikle hayırlı olsun diyelim ve bugünle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ederim. Öncelikle Biga'mıza hoş geldiniz.
Cumhurbaşkanımızın çağrısı. Sayın izleyicilerimize de saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Öncelikle BİGA'mız, ben kısaca BİGA'dan bahsetmek istiyorum. BİGA, Çanakkale'nin en büyük nüfusa sahip, tarımda, hayvancılıkta, sanayide daima lokomotif olan bir ilçe ve aynı zamanda geçmiş tarihi Osmanlı dönemlerinde Osmanlı sancaklığı yapmış, geçmiş derin bir tarihe sahip olan bir ilçe. Milli mücadelede ilk düşmana dur diyen BİGA'lılar, Mehmetçiğimiz ismini almış olduğu Mehmet Çavuş BİGA'lı. Onun için biz BİGA'lı olmaktan ve bu vatanın evladı olmaktan çok gururluyuz, onurluyuz. Seçimler 3 ay oldu bildiğiniz gibi. Seçim öncesi de görüşmüştük. Çok şükür halkımız bizi göreve uygun gördü ve şu an halkımıza hizmet etmek için biz de görevlerimize, çalışmalarımıza başladık. Bugün saat 12 gibi Bosna'dan geldik. Bildiğiniz gibi 11 Temmuz 1995'te Sırp katliamıyla 8500'e yakın Boşnak vatandaşımız orada haince katledildi. Biz de 108 köye sahibiz. Bir tane Boşnak köyümüz var. Biz de bu ülkenin evladı olarak oradaki Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşmak için biz de BİGA, Bosna Hersek ve Boşnak Derneği ve BİGA Belediyesi olarak oraya bir gezi düzenledik. Aynı zamanda güzergahımızda olan Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan gibi ülkeleri de ziyaret ettik. Ve biz orada şunu gördük. Bizim atalarımız, dedelerimiz Avrupa'da izlere halen yaşayan ve oradaki izlerimize, eserlerimize bugüne gelmesine vesile olan devlet büyüklerime, özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Orada nerede Osmanlı'dan kalan, nereden Türklerden kalan bir yapı, eser gördüysek hepsi şu anki hükümetimiz tarafından sahip çıkılmış, restore edilmiş ve şu an halen kullanımda. Biz orada bu tür eserlere sahip çıkıldığını ve oradaki Müslüman kardeşlerimizi görünce, onlarla sohbet edince Türkiye olarak, Türk vatandaşı olarak yerimizi ve İslam alemi için Türkiye'nin ne durumda olduğunu, onların nasıl umut bağladığını orada çok daha iyi gördük ve bundan onur duyuyoruz. Kesinlikle Türkiye'nin dışında yaşayan tüm kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Onları kesinlikle yalnız bırakmayacağız. Ben hem Srebrenica'da şehit olan şehitlerimize, milli mücadelemizden bugüne, bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizin ve özellikle 15 Temmuz'da şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz ezan seslerini, top seslerini, uçak seslerini susturduğunu gördük. Biz bir ve beraber oldukça kesinlikle bu dünyanın sahibi zannedenler kendini emellerine ulaşamayacaklar ve bunu biz 15 Temmuz'da da daha önce de millet olarak gösterdik. Türk olduğumuz için, bu vatanın evladı olduğumuz için çok mutlu ve onurluyuz. Bugün bizim yine Osmanlı'dan kalma bir şehitliğimiz var. 280 şehidimiz şu an oradaki şehitliğimizde yatıyor. Orada şehitlerimizi ziyaret ederek şehitlik ziyaretiyle başladık. Öğleyin BİGA müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu Mevlid-i Şerif programı oldu. Tabii biz öğlenden sonra geldiğimiz için o etkinliklere katılamadık. Bugün de burada İbrahim Sadri şiir dinletisi var. İbrahim Bey gelecek. Yine Bursa Mehter takımımız burada olacak. Yine Kur'an tilavetimiz var. Saat 12.13'te, yani 00.13'te de ezan ve duala inşallah programımız sona erecek. Tabii gençlik kollarımız ve
gönüllüler bu akşam da nöbet devam edecek. Sabaha kadar nöbetimiz olacak. Programımız bu şekilde devam ediyor. Ve de ben buradan Gümüşşay Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar Biga'da bu meydanda Biga Belediyesi 15 Temmuz darbecilerin işgalci olduğunu anma törenlerine, Milli Birlik Beraberlik Bayramımıza hiç dahil olmadı. Bize 2 yıl boyunca Gümüşşay Belediye Başkanımız burada ağırladı. Biga'yı ve Bigalıları yalnız bırakmadığı için ben Gümüşşay Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Tabii bugünkü organizasyonumuzda 2 tane beldemiz var. Karabiga ve Gümüşşay beldelerimiz. Biz 3 belediye olarak bu akşam üçümüz de buradayız. Her beldedeki vatandaşlarımız, Biga'daki vatandaşlarımız da bu akşam inşallah hep birlikte olacağız. O duygu yüklü, manevi atmosferi hep beraber yaşayacağız inşallah. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur diyoruz. Biz geçmişimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Teşekkürler başkanım. Şimdi görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. İsimler okunuyor. Burada diye buradaki herkes bağırıyor. Ama sadece o şehit olan 250 kişi ya da gazi olan işte 2000 küsur kişiden bahsetmemek gerekiyor sanırım. Çünkü o ölen bir kişinin çoluğu, çocuğu, eşi, kardeşi, değil mi? Annesi, babası. Yani mesela 373 çocuk öksüz ve yetim kaldı. Yani bu ekonomik ve sosyal bilançoyu da konuşmak lazım sabahı. Tabiatıyla mutlaka o fevkalade önemli. Az önce size söyledik, sayı 251 şehidimiz var. Evet. Şimdi biz zannediyoruz ki, veyahut da öyle zannedilebilir ki, işte bir mermi isabet etmiş, biraz işte bir yara var. Bu şehitlerimizin cenazesini görmeye yürek dayanmaz. Yani birisini öldürmek için kurşun sıkarsınız. Top mermisi atılır mı ya? İkiye parçalanmış cesetler var. Görmeye, yani cenazeleri görmeye kimsenin tahammül edemez. Bir insan kendi işte bir başka insana ancak böylesine gaddarane bir saldırıda bulunabilir. Cesetler parçalandı. Onun için yani bu öyle bir ufak tefek bir öfke bir emir almış da kurşun zıkmış şuna. Hayır, bundan ibaret değil. Top mermisiyle ölüyor yani karşımızdaki insan. O bakımdan ben bunun çok ciddi araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir asker bu telsiz konuşmalarına baktığınızda filan işte bir emir alır, emredersiniz komutanım filan der. Bunlar öyle değil. Tamam abi diyor. Yani kendi dilleri, kendi jargonlarıyla konuşuyorlar. Orada tabii rütbesi çok daha altta olanların işte bilmem ne abisi olduğu, değil mi? Onu evet. Diyorum. Yani ortaya kendi normal şartlarda askeri silsilede emir komuta zincirinde olamayacak diye. Evet, yani o jargonla konuşmuyorlar aralarında. Ya da koridorlarda selam verdiklerini gibi gördük, değil mi? Evet, o görüntülerde evet. Çok net bir şekilde. Bu hadisenin her